Herkese selamlar dostlar. 17 ve 18 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmasıyla başlayalım. Hatta iki adet var. Alanya Espor Galatasaray maç skoru. sizlere sorduk ayın 17'si için. Bir de 18 için yapalım dedim. Güzel bir karşılaşma. 18 için de Ankara Gücü Beşiktaş maç skorunu olur sizlere sorduk. Bu iki maçın skorlarını yazarsanız katılmış olursunuz. Biz de diğer videoda açıklarız. Önceki skor yarışmalarımıza baktığımız zaman hafta sonu Trabzon maçını Arda Altınkaya bildi. Tek başına bilmiş. Ki bu arkadaşımız bir önceki skor yarışmasını kazanan arkadaşımız. Aynı isim. Adam yani skorlarına dikkate alın. Yorumlara hep yazıyor geliyor. iki haftadır yakalıyor. Ama daha grupları yeni aldım bu arkadaşı. Ekstradan bir hak veriyor muyum? Vermiyorum Arda. O yüzden e, diğer ay bileceğiniz skorlarla birlikte. Çünkü yani 3'tür, 2'dir veya 2 veya 3'tür bedava geliyor gruplara tebrik edelim. Şimdi de gruplarda zaten. Newcastle maçını bilen arkadaşımız da Eray Aktaş isimli arkadaşımız. O da Instagram'dan yazarsa onu da katı Telegram gruplarımıza ekleyebiliriz diyerekten de geçtim. Ve yüksek misle ne yaptık diye baktığımız zaman da ekranda gördüğünüz yüksek misler cumartesinin yüksek misleri. Solda gördüğünüz yüksek misli Manu maçına ben KG var bekliyordum. Ki zaten YouTube'da da öyle anlattım. Dedi ki 1500 TL alalım bunu başarılı oldu zaten. Yanına da Avrupa için yüksek misli verdim. 1.88 oranı vardı Avrupa'da. Lyon maçına 1.5 Marsilya'ya 1.5 üst. Alman maçına 1.5 Toplam oranı Alkmaar'ın oranı yüksekti. Burada 1.30'a yakın oranı vardı Avrupa'da. 1.88'di. 2000 TL'de bunu önerdim. O da başarılı oldu. Cumartesi de zaten çok güzel bir kazanç elde ettik. Geçtim bunu. Pazar günü Pazar günü yüksek mislerinden kısaca bahsedeyim şöyle. 3 tane yüksek misli verildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine Benfica'nın galibiyetine bir de Paris'in bir buçuk üstü Avrupa'yı yatırdı. Üçte bir oldu pazar günü yüksek misisi de. Fakat Cumartesi'den ettiğimiz kar zaten ama orta ettirdiğini söyleyelim. Herkes açık ücretsiz bir telegram grubumuz var. Açıklama kısmında var. Yorumlar kısmında da var zaten. Tıklayıp gelebilirsiniz. Hafta sonu oraya da çok güzel canlı bahisler verdim. Videolarımıza çok güzel yorum attınız. Like attınız. Çok teşekkürler. Eğer videolara bu şekilde yorum ve like'ler gelirse zaten herkes açık telegram grubuna da ara ara canlı bahisler göndermeye devam edeceğim. Sizler de katılmadıysanız katılabilirsiniz bilginize. Kombineye baktığımız zaman da dünün ana kombinesi üzdü özellikle beni. Fenerbahçe zaten galip gelerekten de son dakikalarda gayet güzel bir şekilde galip gelmesini bildi. Onu aldık. Fakat Paris bitik gerçekten. Yani çok kötü bir oyun sergiledi. Eksik Rene karşı bile galip gelemedi burada. 1.37 orandan da kombine koymuştum. Ama Ren 1-0 yendi. Zaten maç geneli bir buçuk süre yüksek mislimizde vardı. Oradan başarısız olduk. Geçtim bunu da canlılarda neler yaptık diye baktığımız zaman da hafta sonu gerçekten cumartesi ve pazar olmak özellikle cumartesi pazar da çok güzeldi. Keza çok güzel... <laughs> Pardon. Çok güzel canlı bahisler geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Verdiğimiz canlı bahisler yüksek oranları vardı. idealleri vardı. İnanılmaz canlı bahisler aldık. Yani hatta şöyle ekrandan Telegram grubundan göstereyim ben sizlere. Ben devreye ne zaman girdim? Cumartesi zaten şov yaptım. Pazar günü de nerede devreye girdim? Newcastle Fulham maçı. Dakika 76. Mitrovic'in penaltısı saçma şekilde kaç yani... Saçma şekilde değil. Ayağının diğerine de çarptığı için penaltı en direkt serbest vuruşa dönüştü. Nevkesil'e geçti fakat maç yanıyordu. Yani öyle tempo vardı ki anlatamam dakika 76'da ben gole girmezsem duramam dedim. Bir gol aldım diyerek. diyerek direkt. İsak attı. Dakika 89'da attı. 1-0 öne geçti. Oradan aldık mı canlımızı aldık. Fenerbahçe maçına 2.5 üst aldık. İlk yarı 3.5 korner üst aldık. Deplasmanı atacağım. İlk yarı golünü aldık. Hatta yüksek orandan da ilk yarı 2 olarak aldık. Tam 2 oranı vardı o da geldi. Geldi mi? Ondan sonra ben dakika 23'te dedim ki Gaziantep'in bu maçta golü var. Yani öyle böyle gelmiyor. Yana yakala geliyor dedim ya Gaziantep. Sürekli kaçırıyor. Gaziantep'in atacağı bir golü aldık mı aldık. Burada Fenerbahçe'nin ilk kere 2'den 2 orandan aldık mı aldık. Bunu geçtim. Ondan sonra dedim ki Tottenham Arsenal maçı açık. Bir yandan onu da takip ediyorum. Arsenal muazzam geliyor ya. Ya Abluka'yı almış dedim. İkinci golü atmaması işten bile değil. 1.71 gibi orandan bir saplarsın bunu da. O da geldi. Gaziantep'in golü de geldi bu arada ikinci yarıda. Ondan sonra Tottenham. Dedim ki devrenin sonunda totlum kıpırdanmıyor. Kıpırdanma var dedim yani Tottenham'da. 1.58 olandan Tottenham'ın golünü alalım dedim. Neler kaçtı? Yani inanılmaz kaçtı. O yüzden bu yattı arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Fenerbahçe maçına deplasman 1.5 üst. Al kardeşim yık. Yık o, o bakanlık o sayışlar yık kardeşim. Deplasman 1.5 üstünü aldık. Monaco maçının zaten canlılarını almıştık. 5.5 üst geldi. 7.5 üst geldi. 7. 7. gol ev geldi. Hepsi geldi. Bir de Fenerbahçe'ye maç sonu 2 yapıştırdık bir gibi orandan. O da geldi zaten. Bu şekilde canlı bahisler devam ediyor. Şunu söyleyeyim sizlere. Bakın 468 tane görsel atılmış. 15 günde. Ne kadar çok canlı bahis verdiğimizde zaten buradan da görüyorsunuzdur. Sizlerden ricam kupa maçları. Hemen like'larınızı eksik unutmayın zaten. Like'ları bir bekliyorum sizlerden şu uyarıyı da yapayım. Kupa maçları olduğundan kaynaklı sizlerden ricam çok fazla yüksek mislilerde oynamamanızdır. Takiplik oynayın sizler de zarar görmeyin. Çünkü kupa maçlarında sürpriz çıkabiliyor. Sivas Spor'la Karacabey ile başlayalım. Bu maçta şöyle bir beklentim var benim. Sivas Spor'un durumu iyi değil. Hatta son maçında Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamalar şu yöndeydi. Yani Robin Yalçın geldi röportaja mesela. Ya takımın durumu iyi değil dedi. Ahmet Musa geldi. Gerçekten oynayamıyor. Takımda bir sorun var dedi. Transferler falan derken e, Yatabari'nin olmayışı, Sayban'ın gidişi derken Sivas Spor düşüşte. Kayseri maçında çok ezildiler. Karacabey tarafına baktığım zaman da Karacabey de şu şaşırttı beni. Dedim ki acaba son maçında rotasyona gitti mi? En golcü ismini rotasyona götürmüşler. Fatih diye bir oyuncusu var 7 golü var. Rotasyona götürmüşler arkadaşlar o yüzden dedim ki yani Karacabey bu maçı önemsiyor ki gençler de son girişim maçında 5 atmıştı o maçta da ben aynı şekilde Karacabey'e zaten bir golünü almıştım burada diyorum ki bu bir nevi vitrin maçı olduğu için de burada Karacabey'in atacağı bir gol de neden olmasın diyorum onun da oranı 1.50 arkadaşlar Deplasman'ın atacağı bir gol 1.50 bir gole 90 dakika boyunca 1.50 ki pozisyonlara girmesini de bekliyorum bilginize o yüzden Deplasman'ın atacağı bir golü aldım. Antalya Spor'la Kayseri mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. İki tane çok başarılı genç hoca var. Bir yanda Çağdaş Atan, diğer tarafta Doğru Şahin. İkisinin de başarısı yüksek. Ve bu iki takımı da oynatmaya çalışan hocalar var. Güzel bir maç bekliyorum. Ben burada şöyle bir değerlendirme altına aldım. Antalya'nın bir morale ihtiyacı var. Kendi evinde baskını oynamaya çalışacaktır. Fakat karşılarında kupa maçlarını önemseyen ki şunu belirteyim. Her iki takım da kupa maçlarında çok güzel kadroyla çıktılar bu maçta da önemli bir kadroya çıkmalarını bekliyorum. Ben burada da şöyle bir değerlendirme altına aldım. Güzel, keyifli bir maç, be maç beklediğimden dolayı her iki takımın da atacağı gol burada 1.58 gibi oranı var. O yüzden KG var seçeneğini aldım. Güzel, keyifli bir maç bizlere bence izletebilir bu iki takım. Geçtim bunu da. Alanya Spor'la Galatasaray mücadelesi. Eğer bu maçta Alanya Spor Trabzon'a oynadığı oyunu oynarsa ki ben o oyunu oynamasını bekliyorum. Bu maçta olası bir sürpriz çıkma ihtimali var. Bilginize. Yani 177 gibi oran vermişler zaten Galatasaray'a. İyi oynayan bir Galatasaray var ve Alanyaspor dediğim gibi defansta bekliyor. Beklediği topla, kaplı toplarla birlikte Trabzon'a çok güzel çıktı. Yani Ahmet Aslan da ileride bitiriyor. O yüzden yani bir sürpriz çıkma ihtimali var bu maçta. Ben burada Galatasaray tarafına gitmiyorum. Çünkü Galatasaray tarafında zaten bir yedek kadro bekliyoruz mu? Yedek kadro bekliyoruz zaten Galatasaray tarafında. O yüzden Burada idealden bir var tercihini alalım. Galatasaray'ın bir gol atması zaten normaldir. İdealden bir var tercihini alabiliriz. Ben diyorum ki olası bir sürpriz çıkma ihtimali var. Hiç tarafa bulaşmayalım. Hatta biraz daha oranı yükseltmek isteyenlere de şöyle bir önerim olacak. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Onun da oranı bir yapmış. Zaten dediğim gibi 1, -1 bir, zaten var. Biri atarsa 2-1 bir maçı götürebilir bilginize. Geçtim ayın 18'ine. 18 için gelenler varsa şimdiden tekrardan hoş geldiniz. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere de burada Beşiktaş Ankara gücü maçı konu sorduk zaten. Ankara gücüyle de başlayalım. Ankara gücü taraftarı ile Beşiktaş taraftarı arasındaki zaten husumet devam ediyor. Beşiktaş son Konya deplasmanına giderken e, orada Ankara gücü taraftarlar mı saldırmış otobüsüne yine bir olay vardı. Orada Ankara gücü yine saldırmış zaten. Ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ankara gücü gerçekten muazzam oyun oynuyor. Gerçekten çok iyi. Son izledikleri Adana Demir Ankara gücü maçını izlediniz mi? Yani 3.5 üstü <laughs> dakika 80 3.5 üstü aldım öyle söyleyeyim sizlere. Bak, 76 falan olabilir. Yani dedim gol var. Oran da artmıyor. Bir 37'den aldım. Yani siz düşünün. Maç inanılmaz hareketliydi. Adana Demir Kalesi Ertaç çok fazla pozisyon kurtardı. Ankara gücü de bir o kadar da pozisyon harcadı zaten. Keyifli bir maç var. Ankara gücü tarafına ben burada Beşiktaş'a karşı zaten gol bekliyorum. Bunu kararlaştıralım. Ankara gücünde zaten bir gol bekliyorum. Beşiktaş da atar zaten bence. KG var bir idealden alabiliriz. Onun dışında ben Ankara gücünün şu performansını çok fazla beğendiğimden dolayı bir gol zaten bekliyoruz. Diyorum ki Ankara gücünün ikinci golüne burada hem de kupa maçı olmasına kaynaklı 2-12 gibi oran vermişler. Neden olmasın diyorum. Ankara gücü 2 gol bence atma ihtimali de var. Aklınızda bulunsun yüksek oranıyla bir önerimdir. Ümraniye Trabzon karşılaşması. Ümraniye tarafına baktığımız zaman şöyle bir durum var. Zaten ligde durumları iyi değil. Ki bu maçtan sonra Fenerbahçe ile kendi evlerinde bir maç oynayacaklar. Zor bir maç. Bence Ümraniye'nin yapması gereken ziraat falan bırakıp kendi ligi odaklanıp ligde kalmaya çalışması lazım. O yüzden bu maçta da ben Trabzon tarafına gideceğim. Neden Trabzon tarafına gideceğim onu da belirteyim. Trabzon'da bence ya kesin konuşmak daha erken bence bunu konuşmak için fakat ligi alamayacağını bence anlamıştır diye düşünüyorum. O yüzden ziraat almaya çalışabilir diye düşünüyorum. Burada ideal bir kadro çıkma ihtimali var. Trabzon'da zaten biraz işler karışık. Moral de lazım takıma. O yüzden burada Masun 2'yi Trabzon'un da 61 plakasından 1.61 oranından da değerlendirme altına alalım diyorum. Doğrudan bir Trabzon galibiyeti bekliyorum bu maçta. Milan Inter karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Bu arkadaşlar Süper Kupa'nın final maçı. Her iki takımda ideal on bile sahaya çıkacaktır. Doğru mu? Doğru. Bu maçta şöyle bir beklenti olacaktır. Benim senaryom şöyle. Şimdi zaten bu maçın favorisi Inter favorisi yok bu maçın. Her şey olabilir bu maçta. İlk golü kim atarsa kalesindeki baskıyı gören tarafta o olacaktır. Benim düşüncem o yönde. O yüzden bu maçta şöyle bir idealden var tercihi bence alınabilir. Her iki takımdan da gol beklenebilir bu maçta. İdealden alınabilir. Okey. Fakat ben başka bir şey değinmek istiyorum bu maçta. Şimdi ilk yarıda her iki takımdan bu kupa maçı final maçı ikinci maç olmayacak. O yüzden ilk yarıda takımlar biraz daha dengeli oynayabilir. İkinci yarıda belki biraz daha riskler alınabilir diye düşünüyorum. O yüzden en çok gol ikinci yarı oranı 1.76 gibi bir oranı vardı. Bunu da değerlendirmek isteyenlere ekstra bir önerimdir. Mücadele bence ikinci yarı açılır gibi geliyor bana bilginize. Diğer maçım Celtic ile Mayın mücadelesi. Celtic kendi evinde zaten muazzam oynayan takım ki İskoçya'nın şampiyonu net Celtic olur gibi geliyor. Deplasman'da kötü oynayan bir takım var. Evinde maç başı 10 on... 3 gol ortalamayla oynayan bir Celtic takımı var. Ben burada geçen maçını önermiştim sizlere. Celtic her iki yarıyı kazanır diyerekten de 2-0 bitti ama her iki yarıyı da kazanmasını bilmiştik. Kazanmıştık. 1.67 gibi oranı vardı. Bu maçta da 1.71 gibi oranı var. Ben burada Celtic'in yine her iki yarıyı kazanmasını bekliyorum. Celtic yani bu lige fazla geldi düşünüyorum. Bu maçta da Celtic bence her iki yarıyı kazanır gibi geliyor bana. Sizlere iki adet skor yarışması yaptık. Alanya Spor Galatasaray mücadelesi. Ankara gücü Beşiktaş maç skorlarının skor yarışmasını yaptık. Değerlendirecekler bol şanslar. Kum maçları olduğundan dolayı lütfen mislilerde dikkat gidelim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.